sahiplere, izleyicilere hazır Cevizli Bağ'a gelmişken İmertel'e geçelim dedik. Beylikdüzü'nde çok güzel bir insan, tanıdığımız bir dost bir insanın ticarethanesine geldik. Tuna Kumaş'tayız. Şu an ekrana yansıyor. Tuna Kumaş sahibi Halil Tuna ile birlikteyiz. Maşallah başkanım, ne güzel bir tesisiniz var. Burada kumaş satışıyla iştigal ediyorsunuz. Evet. Kumaşları zaten görüyoruz. Bay bayan hangi tür kumaşlar? Her türlü. Biz daha koleksiyon odaklı çalıştığımız için hem bayan, ama ağırlıklı bayan, hem erkek grubuna, hem ihracatçı konfeksiyon, hem markalarımız, ülkedeki markalarımız, hem de kendi markasını üreten Mertel'deki firmalarımızın kumaş üretiyoruz. Yaptığımız iş bu. Az önce söyleşi öncesi bir telefonunuza şahit olduk. Dediniz ki biz her sene kumaşlarımızı günün modasına göre yeniliyoruz ve modayı takip ediyoruz. Ülke olarak hangi modayı takip ediyorsunuz desem? Şöyle, tabii bizler bu işin kumaş koleksiyon boyutundayız ama esas bu işin lokomotifi biliyorsunuz hazır giyimciler. Hazır giyimcilerin yapmış olduğu taleplere göre bizler de tabii kendilerine öneri koyarak bu çerçevede bir beraber işbirliği yapıyoruz. Tabii ki dünyada takip edilen sistem belli. Biliyorsunuz İtalya'dan bu iş başlar. Türkiye'de tabii bir takım şeyleri yaparak onlara uygun diye kendi koleksiyonları yapmaya çalışıyor ama günün tabii ki değişen sürecinde hızlı tüketim söz konusu olduğu için de modayı hızlı tüketen bir toplum oluştu. Biz de ona ayak uydurabilecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Ona uygun kumaş, hızlı üretim yapıp müşterilerimize servis vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Beylikdüzü Sivaslılar Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir dönem milletvekili adaylığımız vardı. Bunun yanı sıra da Mertel gibi tekstilin can damarı. Tam içindeyiz şu an. Burada da sosyal faaliyetler var. STK'larda görevler yaptınız. Bunları da bir kısaca alabilir miyiz? Ve bundan sonra ne gibi bir prosedür var? Bu sivil toplum kuruluşu ile ilgili Mertel'de de. 2013 yılında biliyorsunuz Mertel'de İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptım. Mertel'de yaklaşık 7.000'di ama şu an 10.000'in üzerinde firma söz konusu. Mertel bütün departmanları, sektörün bütün katmanlarının içinde bulunduran bir grup. Kumaşçısı, aksesuarcısı, hazır giyimcisi olarak. Tabii malum biliyorsunuz Mertel'de dernek kapandı. Derneğin kapanma sebebi de ortada. Bunun gerekçesini de daha önce sizlerle yapmıştık. Şimdi biz tekrar bu oluşumu Mertel'de tabii sahipsiz kalmaması gerekiyor. Bizler de bu anlamda bir sorumluluk yüklenip burada bulunan esnaflarımızla, buradaki iş adamlarımızla beraber yeni bir oluşum gerçekleştireceğiz. Mertel'de tekrar yeni bir dernek, yeni bir çıkış. Mertel'in Türkiye'nin en büyük ihracatı olabileceği, en fazla dünya ticaretinin, yani Türkiye'deki en büyük ticaretin burada döndüğünü, 5 milyar dolarlık ticaret döndüğünü söylüyoruz. Bu ciddi bir şey. Burada da kümelenme söz konusu. Bunun da avantajları var. İnşallah bu dernekle beraber, yeni oluşumla beraber hani ihracatımıza katkı sağlamak, ülkemize gelir getirmek için de böyle bir oluşum olacak. Şu anda biliyorsunuz Mertel'de dernek kapandığı için de yeni bir oluşum için süreç başlamış durumda. Son bir soru soracağım. Siyasi olmayacak tabii. Son sorum şu. Malum bir 15 Temmuz gecesi yaşandı. Evet. Kalkışma adı altında. Evet. Ve sanki piyasalarda bir durgunluk başladı gibi, bir tedirginlik var gibi. Mertel piyasası piyasalar canlandığı zaman gözle görülür bir faaliyetlerdeydi. Biz gelirken baktık ki ne koliler var, ne ambar arabaları var, öyle tabir edelim. Evet, ne bir havale var, ne bir şey var. Bu konuda Mertel ekonomisi, Türkiye'nin bir noktada işareti oluyordu. Nedir Mertel'de, durum nedir? Şöyle söyleyeyim, aslında biz 15 Temmuz sürecinden sonra gerçekten Mertel'in yapacağı ivme Türkiye'ye yansıyacak. Çünkü çok hızlı hareket edebilen, hemen bulunduğu şeye göre yapısıyla da çabuk reaksiyon gösteren bir yer Mertel. Bu şartlarda tabii ekonomik şartların olumsuz geçtiği süreçte Mertel ilk hareketini başlatmıştır. Neden? İnsanlara bu atmosferde nasıl bir ihracat gerçekleştiririm, nasıl ucuza üretirim de servis yaparım ya da müşteriye daha fazla nasıl servis veririm peşinde oldu. Gelmeyen müşterilerin bizzat ayağına giderek, uluslararası fuarlara katılarak ve gelen müşterilere de daha fazla koleksiyon servisi vermeye çalışan bir yapı. Ben olumsuz düşünmüyorum.
olumlu bakıyorum, şu anlamda olumlu bakıyorum. Çünkü reel sektörün hızlı canlanması için de Mert'in bu konudaki yapacağı hareket bütün piyasalara yansıyacaktır. Çünkü bizler biliyorsunuz hazır giyimciler ve konfeksiyon üretimi Türkiye'deki ihracat fazlasını veren tek sektörüz biz. Çünkü bizim ihracat fazlamız var. İhracatımız ithalatımızdan fazla olduğu için de ciddi katma değer, ciddi bir ülkeye döviz kazandırıyoruz. Ve bu konuda da ciddi bir background'umuz var. Ciddi altyapımız var. Bunu harekete geçirmenin yollarını arıyoruz. Mertel de her geçen gün gelişiyor. Kendi markasını üreten firmalar buluyor. Ve her biri de kendi başına ihracat yapmaya çalışan firmalar. İnşallah bu yakın süreçte, tamam belki yaşanan süreçten etkilenen firmalar olmuştur ama reel sektör bu konuda etkilenmemek için üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Bunu ifade edebilirim. Biz Loja Medya Beylikdüzü Komiteli olarak başarılarınızın devamını teşekkür ederim. Çok sağ olun.